Merhaba arkadaşlar, ismim Süleyman. Sizlere bugün İstanbul Üniversitesi sistemini, öğrenci e-posta sistemini nasıl alacağını anlatacağım. İlk önce arkadaşlar yapmamız gereken ögrn.edu.tr'ye girmemiz gerekiyor. İstanbul Üniversitesi veya Cerrahpaşa olması hiçbir şey fark etmiyor. Burada arkadaşlar yeni e-posta açacaksınız. E-posta giriş. Yeni e-posta açmak için yeni e-postaya. Şifremizi unuttuysanız şifremi veya Eduron bağlantısı için buradan veya talep destekleriniz bilgi işleme varsa buradan e-posta hizmet tarafında da buradan yapıyoruz. Biz arkadaşlar yeni e-posta almak isteyelim diyelim. Benim şu an var olan bir hesabım var arkadaşlar. Büyük ihtimal beni almayacaktır. Deneyelim. Ve arkadaşlar burada öğrenci nodunuzu girmeniz isteniyor. Burada İstanbul Üniversitesi'yseniz bu öğrenci nodunu girmeniz gerekiyor. Cerrahpaşa'ysanız bu öğrenci nodunu girmeniz gerekiyor. Ben öğrenci numaramı gireyim arkadaşlar ve arama tuşuna basayım. Öğrencinin daha önce oluşturulmuş e-posta hesabı bulunmaktadır diyor. Şifremi unuttum. Yeni şifre oluşturma sayfasından şifrenizi güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Direkt isterseniz buraya basabilirsiniz. Yoksa şurada arkadaşlar bölümü silip tekrardan gelelim. E-posta girişine basalım. Bizi Gmail'e yönlendirecek arkadaşlar. Gmail tabanlı bizim sistemimiz. İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa. Şifre işlemlerine basalım. Ve burada tekrardan bize girmemizi istiyor arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. Burada okul numaramızı girelim ve Start'a basalım. Şu an benim burada adım ve soyadım şifrelenmiş halde. Fakültem yok şu an göstermiyor. E-posta adresim şifrelenmiş biçimde. Kimlik nom şifrelenmiş. Bölümüm açık. Ve telefonum da yarısı şifrelenmiş bir şekilde geliyor. Burada doğrulama yöntemini kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. SMS ile veya e-posta ile. Burada görünen şey arkadaşlar e-postaya geleceğini anlatır. Şu ise SMS'e geleceğini anlatır. Burada arkadaşlar kullanıcı adınız yazıyor. Burada şifre, yarısı şifrelenmiş halde arkadaşlar. Ve yeni şifreye tekrardan girip ve buradaki resimdeki harfleri girerek yeni şifre alabilirsiniz arkadaşlar. En sonunda oluştur deyip yeni şifre atabilir. Bunu doğrulamanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa yeni şifre alamayabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.